Herkese merhabalar. Kaldıraçlar konumuzla beraberiz. Basit makinelerin ikinci en önemli başlığı olan kaldıraçlara hoş geldiniz diyorum. Do, yoko, yani destek ortada, yük ortada ve kuvvet ortada kaldıraçlar olmak üzere 3 farklı kaldıraç tipini bugün öğreneceğiz. Makas, işte el arabası, cımbız, bunların farklı örnekleri, günlük hayattan örnekleri de bakacağız. Ve bunların özelliklerini baştan aşağı, yük kollu, kuvvet kollu, bunların hepsine bakacağız diyoruz. Peki, baştan ödevimizi vermek istiyorum. 0'dan 8'e sayısal kitap olan arkadaşlarımız için basit makinelerle alakalı kaldıraçlar konumuza geldiğimiz için hemen buradan ödevimizi vermek istiyorum. Burada sayfa kaldıraçlarla alakalı sayfa 260 ve 261, 262 ve 263. 4 tane sayfamız var. Aynı zamanda taktikli fen bilimleri kitabımızdan da hemen ödevimizi verecek olursak burada da basit makinelerden kaldıraçlarla alakalı test 60 ve 61 yapmanızı istiyorum. Unutmayın, dijital sorularımız da var. Her bir DS logosu olan kitabımızda dijital sorularımız ek olarak, kitaptaki sorular ek olarak var. Ve kitabınızı aktive etmenin ipucu zaten arka iç kapakta bütün kitaplarımızda. Dinamo fen kitabımızdan da hemen buradan ödevlerimizi vermek istiyorum. Baştan ödevimizi veriyoruz ki bir şey aksamasın. Kaldıraçlarla alakalı, çünkü konuyu izleyeceğiz, sonra test etmemiz gerekiyor. Kaldıraçlarla alakalı test 70 ve 71'i yapmanızı istiyorum. Ve yine dijital sorularımız var. Zoru Bankası fen kitabımızdan da hemen ödevimizi verecek olursak, Zoru Bankası fen kitabından da makaraları görmüştük. Kaldıraçlarla alakalı test 57, 58, iki tane testimiz var burada. Yine dijital sorularımız da var. Hadi bakalım o zaman, şimdiden dersimiz başlasın. Bir çubuk ve bir destekten oluşan, aslında destek noktası etrafında da hareket edebilen basit makineleri biz kaldıraç diyoruz. Mesela Tonguç Alemi. Tahterevalli. Aynı bunun gibi bir kaldıraç tasarlayabiliriz. Bir tane kalemi alırız. Başka bir kalem daha alırız. Mesela şu kalem bu kalem olsun, tamam mı? Ondan sonra şuradaki cetvelde şu kalemimiz olsun Tonguç Alemi. Evet. Bunu böyle koyduk. Şimdi buraya bir tane yük koyalım. Mesela ne koyalım Tonguç Alemi? Hemen sana şöyle söyleyeyim. İşte mesela bir tane kitabımızı koyduk, tamam mı? Bak, bak ne yapıyorum? Bastırınca kitap yerine oynuyor. Görüyor musun? Bak bastırınca yeniden kitap. Bak bastırınca. Tek işte, parmağınıza koca kitabı kaldırdınız. Biz buna destek diyoruz. Uyguladığım bu baskıya ben kuvvet diyorum Tonguç Alemi benim. Şuradaki kitaba ise yük diyorum. Gerçekten de hani tam bir kaldıraç örneğini yaptım. Yandan sana göstereyim. Mesela şöyle bir zımbırtı. Burası destek noktası aslında. Ben böyle yapınca bu kitap yukarıya doğru gidecek falan filan. Şimdi peki bunu nasıl anlatacağız? O zaman diyeceğiz ki 3 tane ana şey var kaldıraçta. Birincisi Tonguç Alemi benim şuradaki destek noktası. Her şeyin dayandığı, dönmenin oluştuğu yere biz destek noktası diyoruz. Aynı zamanda şuradaki şeye ne diyoruz Tonguç Alemi benim? F. Biz F'yi aslında İngilizceden geliyor, kuvvet de adını veriyoruz. Forza. Aynen, tabii ki. G dediğimiz şey ise genellikle G olarak kullanılır. G de Tonguç Alemi benim yük olarak bilinir. Dolayısıyla ben kuvvetle yükü hareket ettirebiliyorum. Nasıl bir destek noktası etrafında. O yüzden bunları bilmemiz gerekiyor. Destek noktası nerede mesela burada? Hemen C noktasına diyebiliriz değil mi öyle adam? Tebrik ediyorum seni. Bravo. Rica ederim, tebrik ediyorum sana. Peki kuvvet kolu dediğimiz şey ne biliyor musun? Kuvvet kolu da kuvvetin, yani şuraya uygulanıyor Tonguç'un. Evet, kuvvetin uygulandığı yerin destek noktasından olan uzaklığı, yani şurası Tonguç Alemi. O zaman kuvvet kolu dediğimiz şey AC arası diyebiliriz değil mi Evladım? Evet hocam, diyebiliriz. Peki yük kolu neresidir biliyor musun? Yük kolu da yükün uygulandığı noktanın destek noktasının uzaklığı. Yani buradan buraya mesafe CE diyebiliriz. Bravo diyorum sana. Çok net, çok kolay. Harikasın. İşte zaten sınavda, okulda, konuda en önemli şeyler kuvvet kolu, yük kolu. Bunlar acayip hayati kaldıracı anlayabilmemiz için destek noktasının da nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki kaldıraçların özelliğine bakalım Tonguç abi. Kaldırırlar. Hayır, kaldırırlar doğru, ama bazı özellikleri var ki yani bunları bilirsen soruların çoğunu yapabiliyorsun. Mesela Tonguç Alemi. Sınavda soru gelir mi hocam bundan? Sınavda %100 soru gelecek. Aa. Özellikle kaldıraçlardan her sene soru geldi. O zaman geldi. Kulağımı 4 açıyorum hocam. Evet, gözlerini de 4 aç, tebrik ediyorum seni. Şimdi Tonguç Alemi bak. Burada şöyle bir özellik var. Farklı farklı bir sürü kaldıraç var. Birazdan sana göstereceğim ama şunu bilmen gerekiyor. Eğer kuvvet koluyla yük kolu birbirlerine eşit ise kuvvet kazancı yoktur. Bu sınavlarda çıkar. Bu sınavlarda seni kandırmak için farklı türlü şeyler verebilirler. Mesela bak Tonguç'um. Buradaki yük burasıysa yük kolu 2 birim.
Kuvvet burasıysa kuvvet kolu iki birim. Çünkü burası destek aslında. Dolayısıyla bu iki birim iki birim birbirine eşit olduğu için burada kesinlikle ve kesinlikle kuvvet kazancı diye bir şey yok. Kuvvet kazancı neydi? Ben mesela 500 Newton ağırlığında bir yük var Tomuş. Gerçekten çok ağır. Ben bunu kaç Newton'la kaldırabileceğim? Yani benim uygulamam gereken kuvvet kaç Newton? Eğer ben bunu 100 Newton'la kaldırırsam bravo diyorum sana. Bravo. O zaman kuvvet kazancı var diyorum, bravo diyorum sana. Ama eğer ben bunu 500'le kaldırırsam demek ki burada hiçbir kuvvet kazancı yok. Aynı kuvvet, aynı yük, aynı kuvvetle kaldırırım. İşte bunu bilmemiz gerekiyor. Şunu da bilmemiz gerekiyor. Burada çok önemli başka bir nokta var. Nokta daha var. Kuvvet desteğe yaklaşırsa eğer. Bak bu da çok fikstir. Sınavlarda %100 çıkar. Kuvvet desteğe yaklaşırsa Tomuş evladım benim, kuvvet artar evladım benim. Yani ne kadar desteğe yaklaşırsa kuvvetimiz o kadar fazla olur. Bu çok önemli bir mantık. Ne kadar uzak olursa Tomuş evladım benim, kuvvetimiz o kadar az olur. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yük desteğe yaklaşırsa ise o zaman uygulanan kuvvet azalır Tomuş evladım benim. Bu da çok önemli bir şey. Yani eğer ben bunu birazcık daha bu taraftan sarkıtsaydım Tomuş'larım daha az bir kuvvet uygulardım. Eğer ben bunu birazcık daha bu taraftan sarkıtsaydım o zaman daha fazla bir kuvvet uygulardım. Yani burada bu sefer burada 2F uygulamam gerekiyordu. Burada da mesela Tomuş'larım bunu bu tarafa getireyim zaman burada yine 2F uygulamam gerekiyordu gibi gibi problemler çıkabilir karşımıza. Şunu bilmemiz gerekiyor. Acayip önemli bir kilit bir nokta sana söyleyeceğim. Sınavlarda çok çıkar gerçekten. Bu ikisi var ya Tomuş'larım. Bu ikisi birbirlerini hiç sevmezler. Bu ikisi. Yani neden hocam, neden sevmiyorlar? Kuvvet kazancı uygulanan kuvvetin artışına dayanamıyor. Dolayısıyla eğer uygulanan kuvvet artarsa kuvvet kazancı azalır. Eğer uygulanan kuvvet azalırsa kuvvet kazancı artar. Hep birbirlerine zıttır bunlar. Yani uygulanan kuvvet dediğimiz şeyle kuvvet kazancı birbirlerini hiç sevmezler. Dolayısıyla birbirlerine zıtlardır diyoruz. Bak burada şöyle çok güzel bir kedi örneği var görebiliyorsun. Bir tahta var Ali gibi. Tebrik ediyorum seni. Buradan ben kuvvet uyguladığım zaman bu kediyi kaldırabilir miyim Tomuç Erdoğan? Evet hocam, kaldırabilirsin. Peki kediyi uçurabilir miyim havaya doğru böyle? Evet, zıplatabilirsin. Mancınık yapabilir miyim, tebrik ediyorum. Zaten kedi dört ayağı üzerine düşer hocam. Harika. Her zaman dokuz canlı oldukları için dört ayağı üzerine düşer gerçekten. Şimdi Tomuç Erdoğan bak buradaki destek burasıysa kuvvetin kolu bu kadar. Yani bir birim değil mi Tomuç'um? Yük kolu ne kadar? Bir, iki, üç, dört birim değil mi Tomuç'um? Burada kuvvet kazancı var mı yok mu? Sence var mı yok mu evladım benim? Burada yok. Yok. Çünkü kuvvet kolu bayağı az. Kuvvet kolu ne kadar fazla olursa Tomuş Eren Bey o kadar fazla bizim avantajımız olur, kuvvet kazancımız olur. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu da çok önemli bir mantık diyoruz. Peki geldik bir yeni nesil soruya, yani beceri temelli soruya. Bir öğrenci katlanabilir cetvel yardımıyla oyuncak kutusunu önce birinci durumdaki gibi dengeye tutuyor. Oyuncak kutusu burası galiba. Daha sonra cetveli uzatarak ikinci durumda aynı işlemi tekrarlıyor. Bakar mısın? İkinci durum, birinci durum. Tebrik ediyorum. Buna göre özdeş dinamometrede kullanılan düzeneklerle ilgili. Yani bunlar özdeş dinamometreymiş. Aynı demek. Hangisi olabilir? Eşit bölme cetvelin ağırlığı önemsiz. Cetvelin ağırlığını boş ver. He, şimdi ikinci durumda dinamometrenin gösterdiği değer birinci durumdakine göre daha fazladır demiş. Şimdi şöyle düşünelim. Bakar mısın Tonguç Eren Bey? Burası destek gibi düşünebilirsin. Çünkü tam ortada iple bağlanmış. Dengede duruyor bu. Buradaki, buradan ben kuvvet uygulayacağım. Çünkü dinamometre zaten kuvvet ölçer. İki birimlik bir kuvvet kolum var. İki birimlik bir yük kolum var. O zaman burada kuvvet kazancı yok. Yani yük neyse burada sayı verme metodu dediğimiz Sevim teyze metodunu kullanacağız Tonguç Eren Bey'im seninle beraber. Mesela bu 10 Newton'sa bu da 10 Newton olmak zorunda. Neden diyeceksin? Sallıyorum sayıları bu arada. Uyduruyorum, tamamen kafadan uyduruyorum. Yani benim kutum 10 Newton'sa bu da 10 Newton olmak zorunda. Çünkü kuvvet kazancı yok. İkisi de kuvvet koluyla yük kolu birbirine eşit. Şuna bakalım Tonguç Eren Bey'im seninle beraber. Bak dikkat et. Burada yük kolu bu kadar, kuvvet kolu bu kadar. Kuvvet kolu ne yapmış? Artmış. Kuvvet kolu artarsa ne oluyordu uygulanan kuvvet Tomuş evladım benim? Uygulanan kuvvetimiz azalır demiştik değil mi evladım benim? Evet hocam. Uygulanan kuvvet azalırsa kuvvet kazancımız ne olur? Hiç birbirlerini sevmezlerdi bunlar. O yüzden de artar diyoruz. Hemen bu tabloyu yaptıktan sonra artık işimiz çok basit. İkinci durumda dinamometrenin gösterdiği değer birinci durumdakine göre daha fazladır. Dinamometre kuvveti ölçerdi. Uygulanan kuvvet azalır demiştik. O zaman bu yanlıştır diyebiliriz. Bravo diyorum sana. Öğrenci ikinci durumda kuvvetten kazanç sağlamıştır.
kuvvet kazancı artıyor. Gerçekten de kuvvetten kazanç sağlamıştır. Bu doğru söyleyebiliriz. Çünkü burada kuvvet kazancı yoktu. Burada artık kuvvet kolu büyüdüğü için kuvvet kazancı vardır diyebiliriz. Cevabımız Bursa seçeneği. Bursa. Birinci durumda kuvvet kolu yük kolundan daha uzundur. Hayır, ikisi de birbiriyle aynı. Bu da saçmalık olmuş. İkinci durumda kuvvet kolu kısaltılarak enerjiden tasarrufu, kuvvet kolu arttırılmış. İki birimde üç birime çıkartılmış. Bu da saçmalık diyoruz. Cevabımız Bursa seçeneği. Bak, yeni nesil soruda yapmış olduk seninle. Kaldıraç tipine baktığımız zaman ne diyeceğiz Tonguç Alem Bey'im? Do, yo, ko. Sen doyoko mu istiyorsun Tonguç Alem Bey'im? Hocam ben doymuyorum. Daha fazla istiyorum. Doyoko da istiyorum. Aynı zamanda Kyoto da istiyorum. Aynı zamanda... Harika. Tebrik ediyorum seni. Tonguç Alem Bey'im, do dediğimiz şey aslında destek ortada kaldıraç. Bizim demin öğrendiğimiz kaldıraç tipi. Bak, destek ortada. Kuvvet ve yük sağda solda. Yük ortada kaldıraçsa yo aslında. Yük ortada bak. Yük burada. Destek uçta bu sefer. Kuvvet de burada. Yük ortada, dikkat ettiysen. Burada da kuvvet ortada, da şöyle bir şey var. Kuvvetimiz ortada, yük ve destek sağda solda devam ediyor. Buna çok güzel örnekler verilebilir. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Destek ortada kaldıraç, kuvvet kazancı yok diye biliniyor ama hayır. Her türlü durum olabilir. Yani ben destek ortada kaldıracı kuvvetini şöyle yaparım Tonguç Alem Bey. Desteğini buraya koyarım, yükünü buraya koyarım. Şimdi bak, buraya dikkat ettin mi? Kuvvet kolu daha az, yük kolu daha fazla. Veya Tonguç Alem Bey'im, ikisi de burada eşit yaparım. Hiç kuvvet kazancı olmaz. Veya Tonguç Alem Bey'im, buraya koyarım desteği. Kuvvet buraya, yük buraya gelir. O zaman burada deli gibi kuvvet kazancı olur. Çünkü kuvvet kolu yük kolundan daha fazla. Burada kuvvet kazancı var. Burada kuvvet kazancı yok. Burada kuvvet kazancı yok. Hatta burada kayıp da var. Bunu da söylemek istiyorum. Buna örnek olarak kerpeten verilebilir, levye verilebilir, eşit kolu terazi verilebilir, makas verilebilir. Bir sürü örneği vardır diyoruz. Yük ortada kaldıracı örnek olarak da kuvvet koluyla yük kolunun arasındaki ilişkiye bakmamız gerekiyor. Tonguç Alem Bey'im, dikkat et. Kuvvet kolu burası. Yani AE arası mesafe. Yük koluna bakarsak burası. Yani AC arası mesafe. Dikkat ettin mi? Kuvvet kolu yük kolundan her zaman daha fazla. Dolayısıyla mutlaka şunu bilmemiz gerekiyor. Kuvvet kazancı %100 var. Kuvvet kazancı %100 var diyorum. Bu acayip önemli. Sınavlarda %100 çıkar. Onu da söylemek istiyorum. Mesela el arabası, gazoz açacağı, ceviz kıracağı gibi. Bir sürü madde de alet de aslında nedir? Yük ortada kaldıracı örnektir. Kuvvet ortada kaldıraçsa, bak el arabası sorulsa sınavlara çok çıkıyor bu arada, onu söylemek istiyorum. Onu da uyarmak istiyorum. Hatta şöyle bir el arabası çizilmişlerdi. Hatta şuraya çizeyim de kafa karışıklığı olmasın. Şöyle bir el arabası. Ondan sonra şurada tekerleği var. Şuradan kuvvet uygulanıyor. Buraya da bir arkadaşı koymuşlardı bunlar. Bunun gibi bir, pardon, el arabasının tekerleği buradadır, çok pardon. Bunun gibi bir şey çizmişlerdi ve sınavda sormuşlardı. Kuvvet hocam, ortada gerçekten yine sınavda gelecek, hissediyorum hocam. Evet, ben sıcak hissediyorum. Evet, sıcak hissediyorum. Kuvvet koluna bakarsak eğer, burada kuvvet kolu AC, yük kolu ise AE, dikkat ettiysen. Dikkat ettiysen kuvvet ortada kaldıraçlarda yük kolu her zaman daha fazladır. Yani kuvvet kolu her zaman daha azdır. Dolayısıyla burada %100 kuvvet kaybı var diyorum. Dolayısıyla kuvvetten kazanç değil, tam tersine kayıp var Tonguç Alem Bey. Burada mesela maşa, cımbız, tenis raketi gibi aletler buna örnek verilebilir. Bravo diyorum sana. Gerçekten de olağanüstü bir beyinsin. Ve aynı zamanda burada tabii olta da verilebilir örnek. Balıkçı arkadaşlarımız olta tutuyorlar ya. O da aslında örnek olarak verilebilir. Bana kefal diyorlar hocam. Tabii ki kefal gibi her şeyi atlıyorsun Tonguç. Sen levreksin Tonguç Alem. Sen hatta sarı kanatsın. Bravo diyorum sana. Bir öğrenci masaya kurduğu iki farklı düzenek ile eşit ağırlıktaki sandıkları yerden hey yüksekliğine taşıyor. Bakar mısın? Şurada bir sandık var. Şurada bir sandık var. Yerden hey yüksekliğine taşıyormuş. Tamam, eyvallah. Şurada bir sandık var. Tamam, eyvallah. İkisi de eşit ağırlıkta demiş. O zaman mesela buna 100 Newton diyorum. Buna da 100 Newton diyorum. Kafamız karışmasın. Buna göre yapılan etkinlikle ilgili verilen ifade hangisi doğru demiş. Eşit bölme çubuğun ağırlığı ve süpürme önemlisi. Tamam, zaten bunu her zaman söylüyor. Burada dikkat et. Yerden hey yüksekliğe kaldırmak için kaldıraç kullanılmış. Nasıl bir kaldıraç? G ortada, yani yük ortada, yani yo kullanılmış. Yo'nun özelliğini hemen hatırlatmak istiyorum sana. Bak, hemen analizimize başladık bile. Yo'nun özelliği yük ortada kaldıraçta. Hatırlayalım hemen, bak burada yük ortada kaldıraçta kuvvet kazancı %100 vardı. Onu unutmayalım Tonguç Alem Bey'im.
O zaman %100 kuvvet kazancı var diyorum. Tonguç adamım. Geldik bu zımbırtıya. Bu zımbırtıda da bunu çektiğim zaman sabit bir makara var. Ortası duvara bağlı. Sabit makaralarda hemen SM yazıyorum. SM'lerde neydi Tonguç adamım? Kuvvet kazancı yoktu. Asla kuvvet kazancı yoktu. Yani 100 Newton'sa ben bunu 100 Newton'la çekmem gerekiyor. Bu 100 Newton'sa ben kuvvet kazancı olduğu için mesela bunu sallıyorum 50 Newton'la çekeceğim diyebiliriz. Buna göre hangisi olabilir? Birinci düzenekte daha fazla kuvvet uygulandığından daha fazla iş yapmıştır. Hayır, daha az kuvvet uygulanmıştır. Bu yanlış bir ifade. İkinci düzenekte kuvvetten kazanç sağlanından daha fazla iş yapılmıştır. Yanlış. Burada kuvvetten kazanç falan yok. 100 Newton 100 Newton çünkü sabit makara. Her iki durumda da öğrenci sandıkları aynı yüksekliği çıkardığında eşit iş yapmıştır. Bunu düşünelim bir. Birinci düzenekte yük kolu kuvvet kolundan daha uzun olduğundan yük kolu burası, kuvvet kolu burası. Destek çünkü burası. Kuvvet yanlış, böyle bir şey yok. Dikkat et. Kuvvet kolu bu kadar, yük kolu 2 birim, kuvvet kolu 4 birim. Dolayısıyla şunu unutma Tonguç Eren Bey. Herhangi bir basit makine sorusunda işten, ondan sonra enerjiden, ondan sonra Tonguç Eren Bey, kazanç ya da tasarruf gibi bir kelime grubu geçerse, işten, enerjiden, kazanç ya da tasarruf fark etmez Tonguç Eren Bey. Böyle bir şey geçerse hemen aklımıza hangi arkadaşımız gelecekti? Kuru kafa Necmi arkadaşımız gelecekti. Ne oldu kuru kafa Necmi? Hemen hatırlatır mısın? Yazık oldu hocam. Kazanç var zannetmişti. İşten kazanç var dedi. Geçen mevlütü vardı hocam. Katıldık. Aynen. Enerjiden kazanç var dedi. Böyle bir şey olamaz dedik ve yamuldu. Adam böyle çarpılmışa döndü. O yüzden aman dikkat edelim. Kuru kafa Necmi arkadaşımız gibi olmayalım. Çünkü eşit iş yap... Yani ama neymiş? Her iki durumda öğrenci sandıkları aynı yüksekliğe eşit iş yapılmıştır. Bu doğru bir ifade. Bu doğru ifade. Neden? Çünkü eşit miktarda yüksekliğe çıkarmış. Aynı ağırlıktaki cisimler. Unutmayalım Tonguç Eren Bey'im. Bak daha fazla iş yapılmıştır. Hayır. Aynı yükü eşit yüksekliğe çıkartıyorsun. Böyle bir şey saçmalık da başka bir saçmalık. Ondan sonra uyarmak istiyorum. Kaldıraçla ilgili grafiklere bakalım. Bu da yeni sınav örneklerinde, MEB'in örnek sorularında birazcık daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Ona o yüzden bakalım. Çubuk ağırlığı önemsiz eşit bölünmen demiş kaldıraç üzerinde. Sırasıyla önce T, sonra N ve en son G noktalarında kuvvet uygulanıyor demiş. Tamam eyvallah. Buna. Kaldıraç üzerinde yapılan değişken grafiği çizelim demiş. Şimdi Tonguç Eren, dikkat eder misin? Buradaki kuvvet kolu bu kadar, yük kolu bu kadar. Birebir. O zaman kuvvet kazancı falan filan yoktu. Sonrasında ben bu kuvvetimi buraya getirirsem eğer, sonra buraya getirirsem, sonra buraya getirirsem, ben bu değişimlerde kuvvetim ne olur diyor. Şimdi şuna dikkat edelim. Kuvvet kolumuz aslında bak birbirinde, buraya getirdiğimiz zaman 2 birim oldu. Buraya getirdiğimiz zaman 3 birim oldu. Buraya getirdiğimiz zaman 4 birim oldu. Artıyor. Dolayısıyla kuvvet kolu sağa doğru gidecek. Kuvvet ne olacak peki? Bak dikkat et. Kuvvet kolu arttıkça uygulanan kuvvet azalırdı. Bu çok önemli bir mantık. Dolayısıyla kuvvet kolu arttıkça uygulanan kuvvet azalır ve böyle azalan bir grafik. Hale geldi. Tebrik ediyorum. Senin azalan bir grafik çizecek. Şunu unutmayalım Tonguç Eren Bey. Kuvvetin uygulandığı noktalara baktığımız zamansa hemen buraya bakalım. Kuvvetin uygulandığı noktalarda mesela T'deki eğer kuvvetimiz bu kadarsa Tonguç'um, N'deki kuvvetimiz ne olması gerekiyor? Artık daha az olması gerekiyor. G'deki senin baş harflerinden de birazcık daha az olması gerekiyor. T'deki eğer C'ye gelse daha da az olacaktı. Unutmayın Tonguç Eren Bey. Çünkü gittikçe azalan bir grafik olmak zorunda kuvvetimiz diyoruz. Bu haftanın ödülü sorusunu yap, yorumlara yolla bakalım.